Tamam. Manyetik alanın yarattığı kuvvetlerden Kaç tane bahsettik. kuvvet vardı? Bir Kaç kişilik kuvvet tanesi inceledik? iki. Tamam, süper. İki tane. Bir tanesi elektrik alanın içindeydi. Öyleydi, değil mi? Yani elektrik alanının yüklü cisme uyguladığı bir Yani kuvvet var. ha evet, yani bir elektronun hareketiydi, yani ona uygulanan kuvvetti. Dairesel bir hareket çiziyordu. Peki elektrona kuvvet uygulanması için elektronun neye sahip olması lazımdı? Hıza. Ha, tamam, güzel. Evet, devam edelim efendim. Diğer kuvvetimiz neyle alakalıydı? O da akımla alakalıydı. Yani Akımla da ha, evet, dinliyoruz. bir kablonun içinden geçen akım manyetik alan içerisinde durduğunda nasıl bir kuvvet uygulanıyor, onu inceledik. Güzel, 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 çok güzel. Tamam. Cross product nasıldı? Cross product neydi? Product iki tane vektörün çarpımı. Onu da üç tane yöntemle, yok iki tane, yok üç tane yöntemle açıklamaya çalıştık. Bir tanesi sinüslü bir formüldü. Diğeri dört parmak kuralıydı. Sağ el kuralı daha doğrusu. Öbürü de sizin üçgeniniz. Tamam. Sonrasında bir tane örnek yapmıştık sevgili Dilan. Mesela şurada, şu soruda. Şu birinci kabloyu ve ikinci kablonun üzerine uygulanan kuvveti bulurken neleri farklı yaptık acaba? Bunda akımın yönü düzgün olmadığı için, şu ikinci kabloda sürekli değişken olduğu için L vektörü de ona bağlı olarak değişiyordu. O yüzden çok küçük bir parçadaki L vektörünü alarak yapmaya çalıştık. Buna bağlı kuvvetlerin yönü de değişti. Sonra kuvvetlerin komponentlarından biri birini götürdü. Tek komponent kaldı. Öylece de rahatça integral alabildik. Tamam, harika. Sonra dediğin gibi elektronumuz varmış. Bu elektronun döndüğünde nasıl bir hareket yapıyor ve biz bu hareketle ilgili hangi tanımları öğrendik acaba? Buna dairesel hareket yapıyor dedik. Bunun şu dönen yerin dairesel yörüngenin yarı çapını bulduk. Sonra dairesel hareketten bildiğimiz işte periyot, frekans gibi şeylerin bu alana göre formülize ettik. Yani bir şey yapmadık, yerine koyduk gibi. Aynen öyle oldu. Tamam, sonra şu sistem bize neyi anlattı? Şu sistemde ne var? O sistemin içinde de artı ile eksi kutuplu iki kablo var. İçinden bir elektrik alan geçiyor. Bu da yön değiştirebiliyor içeri girdiğinde. Aşağı, yo bu da mı, bu mu yuvarlak çiziyordu hocam? Ya aslında bu soruda, yani burada şöyle bir ekleme yapabiliriz. Bize şeyi soruyor bazen. Şöyle. Mesela bu yükün hızının yönü hiç değişmezse net kuvvet nedir diyor. Ya da mesela bu hızının yönü hiç değişmezse, bu cisim dümdüz giderse, bu cismin üzerine etki eden net kuvvet nedir? Daha sorar mısınız hocam? Bu cismin hızının yönü değişmezse, hızı değişmez ise, bu cismin üzerine etki eden net kuvvet ne olur? Sadece ve şey olacak, manyetik alanla elektrik alan kuvvetleri birbirine eşit oluyor. Heh, aynen öyle. Üzerine etki eden net kuvvet sıfır oluyor. Geldim Aynen öyle. hocam. Geldim, buradayım. Benim Kusura bakmayın. yok canım. Uğur evde eve geldi.
Tamam, buradayım şimdi. Hoş geldin. Tekrar yapıyoruz biz de. Hoş bulduk, yaşasın. Tamam, burada işte aynen dediğin gibi. Bu cismin hızının hiç değişmemesi için, yani böyle havada asılı kalması için, bazen asılı kalmayı floating kelimesiyle kullanılıyor. Bunları eşitlettiriyor birbirine. Tamam mı? Sonra bu tork dediğimiz şey. Şuradaydı bir daha kendimiz sahil kuralından şu sol dek kablo ve sağ dek kablonun üzerine etki eden kuvvetin yönünü görelim. Baş parmak akım, dört parmak B, avuç içi kuvvet. Yani sayfanın içine doğru. Değil mi? Yani ben öyle yapmıyorum ama sayfanın içine doğru olduğunu buluyorsan doğrudur. Ya hocam ben liseden böyle alıştım tamam. Da bu şey B'nin bir sürü oku var ya, o bir sürü ok dört parmak akımda tek ok baş parmak akım B sayfanın içine doğru oluyor akım. Kuvvet. Ben dışına doğru kuvvet, buldum. Kuvvet. Soldaki için mi? Hayır, F1 için. Ha evet. Tamam. Sen nasıl yaptın? Baş parmak akım. B'de avuç içimi verdim. Şöyle, sayfanın dışına doğru. Biz şöyle öğrendik. Dört parmak akımı öğrendik. Ha tamam. Karıştırdım o zaman. Dört parmak akım. Avuç içi B'ye doğru. Yani illa B'yi göstermesi de olur da elimiz ters olmasın. Sonra dört parmağımız B'ye doğru gidiyor. Şöyle el kapanma hareketi yapıyor. Baş parmak içeri gösteriyor değil mi? Tamam, şunun için de görelim. Gördük mü? Hı hı. Evet. O da yani sizin için dört parmak akım, avuç içi B, baş parmağım gözüme girecek birazdan. Tamam, güzel. Sonra torku hesapladık. Torku nasıl hesaplamışız? Hemen hatırlayalım bakalım, konuşalım biraz üzerine. Nasıl bir yukarıdaki olan telde kuvvet olmuyor. O yüzden sadece dik gelen tellerde kuvvet oluyor. Onların uzunluğunu zaten bize vermişti. Ondan da direkt IAB. A'da. Hocam şu IAB'yi IL cross B'sin 90'dan bulmuştuk değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Tamam. Yazalım hemen onu da. From şöyle I, L, B, sin, teta. Okey. Sonra açı yaparsa aralarında, açı yaparsa şurasına teta dersek şöyle bir A açısı. Teta 90 eksi teta ne oldu bakalım. Şu 90 eksi teta şurası oluyor. Dididit. Şurası teta oluyor. Şurası teta oluyor. Sonra bizim şurası B bölü 2. Şurası B bölü 2 sin teta oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla artık torku hesaplarken kuvvet çarpı merkezi olan dik mesafe olduğu için B bölü 2 sin teta ile çarpıyoruz. Şundan tek farkı sin teta gelmiş olması. Tamam mı? Peki bu A vektörü neydi? Bunun yönü nasıl bulunuyordu? Alan vektörü. Alan vektörü. Büyüklüğü neydi büyüklüğü? Neye eşitti? A çarpı B'ye. A
A çarpı B de bizim dikdörtgen şekline benzeyen kablomuzun alanı, kenarlarının uzunluğu. Tamam. Evet. Sonra biz bu ifadeyi biraz daha sadeleştirmek istesek ne yaparız? Bir tanım yapmışız. Magnetic dipole moment diye bir şey demişiz. Ona NEAB demişiz. Tamam. Sonra NEAB. Aman pardon be, yok pardon. NEAB'da şey başka bir şeydi. Tamam. Peki bu neydi hocam burada? Neydi? Düşünelim, hadi söyleyelim hatırlayan varsa. Şey değil miydi? En tane kablonun üstü. Ha bu sarmıştık. Tamam. Yazayım o. Evet. Number of wires desek. Number of turn in the coil. Öyle mi olur? İşte kaç tur kablo geçtik? Geçtiğimiz işte. Hocam dersin bitiminde bizim bir son bir fizik labımız var. Bir soru sormuşlar. Onunla alakalı bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ay Dilan, fizik labı mı var? Çok basit. Bu konunun aynısı. Ha. Sonra torku hesaplayabiliyoruz artık. Şuradan tork vektörünü. Şimdi sintezalı ifadenin aslında vektör halinde bu direkt. Biz elektrik potansiyeli gördük mü? Elektrik potansiyel. Daha ilk midterm'de. İlk. İlk konuda var o öyle bir şey. Tamam işte şunlar onlara çok benziyor. Şu an onları da boş verelim. Potansiyel enerji de böyle hesaplanıyor, tamam mı? Dot product'la. Şimdi. Şimdi kaynaklarına bakacağız demiştik dün. Kaynaklarına bakacağız demiştik. Sonra Ege Hall effect görmemişiz demişti. Ben onları buldum. Hemen onlara şöyle küçük bir ekleme yapalım. Bugün bitiririz değil mi hocam? Yani zannetmiyor. %90'ını bitiririz. Öyle diyeyim. Tamam. Biraz daha biraz gaza basarsak bitiririz ya. Tüm konuları anlatmakta bir şey yok aslında. Bitirebiliriz. Soru da çözeriz. Tamam. Bakalım. Şimdi Dilan. Heh. Pearson'da var mı kanka? Hiç bakmadım. Dur bakayım onu. Şimdi şuradan hemen bir kitaba gidiyorum. Kanka Pearson'da iki tane assignment var. Biri 8'ine, biri 11'ine. Geçmiş olsun. Tamam. Sorsa geçmeyiz. Biz bakın şu potansiyeli kadar gördük. Torku morku gördük. Sonra burada çeşitli deneyler yapılıyor.
İki tane deney var. Gördüğümüz şeylerden hiç farklı değil. Sadece böyle küçük aplikasyonlar var. Tamam, burada da elektrik kuvvetini manyetik kuvvete eşitlemiş, bir şey yapmamış. Bu 8 ve 7'yi, tamam mı? Bu 20 kaçıncı chapter? 27 herhalde burası. Neyse işte. Kitapta 20... şeyler yazmıyor. Ben hemen bakayım söyleyeyim. 26.27.7. Dostlarım, burada çok kısa okumalar var ve gerçekten hani çok zor bir şey yok. Zor bir şey yok. Her şeyi gördüğümüz şekilde. Bunları sizin incelemenizi istiyoruz. Tamam mı? 27 hocam, evet. 20 dakikalık bir okuma var orada. Onları yazacağım yine ben şuraya. Çünkü yaptığımız şeylerin böyle küçük aplikasyonları halinde, uygulamaları halinde anlatırız. Ama şu an bir tık böyle bir konuları bitirme isteği içerisindeyiz. Dolayısıyla bu size ödev diyelim. Soru çözüyormuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi. Uygulamalı hali mi hocam yaptıklarımızın, o tarz bir şey mi? Aynen, uygulamaya geçirmiş. Genel yani. Elektrik alan uyguluyor, manyetik alan uyguluyor, onları eşitliyor. Ama bu sefer hızına drift speed diyor elektron hareket ettiği için. Sonra drift speed'i current density cinsinden yazıyor. Bir tane formül çıkarıyor. Bu yani. Şu Hall effect dediği bu. Tamam mı? Onu yapmıştık biz zaten. Ha işte yaptık yani. En alt. Diğerinin de şey aynı. Cross field dediği yer de aynı. Bayağı benziyorlar. Tamam mı? Tamam. Cross field diye geçiyor. Discovery of property of electrons şurası. Tamam. Sonra hemen şöyle eksik gelik olmasın diye iki dakika kontrol etme isteği içerisindeyim. Notlarım da önümde benim. Gel bakalım. Tamam. Şurada ondan bahsedersin. Bahsettin. İki tane kabloyu anlattın. Amper's Law'dan bahsettin. Amper's Law burada. Bununla ilgili bir iki tane soru çözdük. Şu soruyu çözdük. Tamam. Sonra solenoid'den bahsettik. Bahsettik. Ondan da bahsedeceğiz. Toroid'den bahsettik. Biot-Savart'tan bahsettik. Biot-Savart'tan soru çözmeye başladı. Sözel bir şeylerden bahsediyor. Şunlar nokta nokta nokta. Bitiriyor. Tamam. Bu bugün biter hocam bence. Bana da öyle geldi. Size kısacık baksanıza, yok hiçbir şey. Size de öyle geldi değil mi? Tamam. Hadi o zaman. O zaman bir soru bile çözeriz hafta içi, biliyor musunuz? Hadi güzel başlayalım. Şimdi şu not gitsin. Şu not işimize yaramıyor. Sen işimize yarıyorsun. Sen işimize yaramayacaksın. Sen final konusun. Sen gel buraya. Sen de arkanı şöyle alalım. Hazırız. Evet. Chapter 28. Source of magnetic fields. Source of magnetic field. Artık manyetik alanların nasıl oluştuğunu incelemeye başlayacağız. Tamam. 28.1. Magnetic field due to straight wire. Dümdüz bir kablodan kaynaklı manyetik alanın
nasıl olduğunu biz aslında şeyden göreceğiz. Ampere law'dan bize anlatacak. Tamam mı? Ampere law'dan bize anlatacak. Ama şu an sadece böyle bir aklımızda fikir oluşması açısından bize bu bilgiyi veriyor ve bununla ilgili bir şeylerden konuşma isteği içerisinde dostumuz. Tamam mı? Zaten buradan sonra direkt ampere law'a atlayacağız. Şimdi iki tane düz kablo çiziyoruz. Bir tane çizelim hatta şimdilik. Şimdi arkadaşlar, bunun üzerinden yukarı doğru bir akım geçsin. Lütfen aklına takılan bir şey olsa sorun her zamanki gibi. Yukarı doğru bir akım geçiyor. Şimdi yukarı doğru akım geçtiği zaman oluşacak manyetik alan şu şekilde. Etrafına daireler çiziyor manyetik alan çizgileri. Ve bundan bir sürü var. Tamam mı? Şunu biraz daha şöyle. Şöyle bir sürü manyetik alan var. Bunlar manyetik alan çizgileri. Ve manyetik alan çizgilerinin yönünü şöyle yapıyoruz. Ben şöyle görüyorum. Baş parmağım akım yönünde. Tamam mı? Avuç içim. Şöyle kameradan kendimi göreyim. Baş parmağım akım yönünde. Bu bana verilen bilgi bu sefer. Sonra avuç içim kabloyu böyle tutmak isteği içerisinde. Tutmak isteği içerisinde. Şöyle dolanıyorum kablo için. O dört parmağım bakın manyetik alan yönünde dönüyor. Yani manyetik alan şöyle oluyor. Tamam mıdır? Diğerinde dört parmak akındı değil mi hocam? Hemen yazalım. Direction of B diyelim. Dört parmak akım. Wrap the cable, sarmalı onu. Wrap the cable. Pardon, baş parmak. Evet, baş parmak akım. Baş parmak akım. Wrap the cable. Dört parmak manyetik alan. Şimdi manyetik alanla ilgili bizim öğreneceğimiz ilk bilgi şu. Manyetik alan dediğimiz şey akımla doğru orantılı, mesafe ile ters orantılıdır. Tamam mı? Bunun çevresine döndüreceğiz. Dolayısıyla şurada mı manyetik alan daha büyüktür, şurada mı? Şurada. İçeride daha büyük, dışarıda tamam. Daha küçük. Yakındayken aynen öyle. Kabloyu yani şu orada daha küçük. Tamam. Yakında daha mı küçük? Efendim? Yok, yakında daha büyük, uzakta daha küçük. Ha, tamam. Bir saniye. Sesim ben az mı geliyor? Evet. Efendim? Kulaklığım biraz ilginçti hocam, onu çıkardım. Tamam. Ve arkadaşlar düz kablodan kaynaklı oluşan manyetik alanı hemen yazalım. B eşittir nü sıfır çarpı I bölü 2 P R. Tamam mı? Magnetic field due to straight
Hayır. Burada nü sıfır ilk defa geldi. Nü sıfırı şey gibi düşünebilirsiniz. Epsilon zero gibi düşünebilirsiniz. Bir tane sabit. Permeability of free space diye geçer. Bu da değer olarak 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7. Nü sıfırın birimi nedir? Şimdi B'nin birimini hatırlıyoruz ki Newton bölü amper metre. Tesla diyebiliriz. Newton bölü amper metre. Newton bölü amper kare mi? Yok, amper metre. Hayır hayır, nü'yü diyorum. Tamam. Ne bölü pardon, kare buldum. Bir arkadaşım mesaj attı, ona baktım, özür dilerim. Sonra orada I amper. Alttaki R metre. O zaman mü'de Tesla metre bölü amper gibi, kesin öyle saçma sapan bir şey olacak. Evet, ya da isterseniz bu Tesla'yı da bizim ilk konularımızdan çekip daha farklı şeyler cinsine yazabilirsiniz. Ben oradan Dilan'ın dediği geliyordur. Tamam mı? Newton bölü amper kare. Mi? Aynen. Metreler sadeleşiyor. Tamam. Öyle diyorsanız öyledir. Tamam, bir tane küçük formül yani bu. Şimdi bunun aslında nasıl geldiğini falan göreceğiz Amper Law'dan. Ama şimdilik bu bilgiyi bize versin. Çünkü az sonra ilerlemek için kullanacağımız bir bilgi. Tamam mı? Şu oran orantıdan şöyle bir şeye vardık. Şunlar da sabitler. Nü 0 bölü 2 pi sabit. Tamam, şimdi. 2. Şimdi manyetik alan oluşturuyorsa kablolar, yan yana iki kablo koyarsam biri manyetik alan oluşturacak. Ne olacak yani? Diğerinin için başka kablodan oluşan bir manyetik alan üzerine akım geçen başka bir kabloya kuvvet oluşturacak. Zaten oluşan kuvveti bir önceki chapter'da incelemiştik. Force between two parallel wires diyelim. Mesela şimdi şu ilk senaryomuzda akımlarımız yukarı doğru olsun. I1 I2 uzunlukları L1 L2 aralarındaki mesafe D. Şimdi bu bizim ilk senaryomuz. Bundan bir tane daha yapacağız. Dolayısıyla şuraya çizmiş olduk onu. Tamam, aynısını çizdik ve çaldı bu birkaç tanesini. Tamamdır Derin'cim. Derin iki dakikaya geliyormuş. Tam da önemli yerlerde gidiyor. Tamamdır. Dilan, sorumuz şu. Birinci kablodan kaynaklı. Burası birinci senaryo. İkinci senaryoda şu akım yönleri değişik olacak. Dolayısıyla şunu çizmesek de olur ya da çiziyorsak da şu I2'yi şöyle çizelim. Dilan, birinci senaryoda birinci kablonun ikinci kablo üzerinde oluşturduğu manyetik alanın yönü nedir?
Ay ben mute'da mıydım? Unmute'daymışım. Unmute'dan mı? Konuşurken de mute oldun herhalde. Ha, tamam. Şey, saat yönünün tersine doğru. Tamam. Peki şu kablo üzerindeyken nerede olur? Doğru. O da öyle. Hayır. Bu kablo üzerinde sadece bir yer, bir yönü olması lazım. Neden? I'ya baş parmağımı koydum. Elimi kapattım. Tamam. Şöyle. Okey. Buna okeyim. Buna okeyim. Şöyle olur diyorsun. Evet. Tam şu noktada nerededir elin manyetik alan? Tam o noktada sayfadan içeri doğrudur. Heh. Tamam. İstediğimiz bilgi bu. Ama I2'den baksam ilk. Ya şu an bak, tamam bak o zaman bak. O zaman İlk bak. I2'den bakınca I1'de sayfanın dışına doğru oluyor. I1 üzerine oluşan I2'den kaynaklı manyetik alan diyorsun. Ha, tamam. Anladım. Öyle bir fark var. Tamam. Biz şu an I1'den kaynaklı I2 üzerine oluşan manyetik alanı inceliyoruz. Tamam, anladım. Okey. Sayfanın içine miydi? Sayfanın içine, içine evet. Tamam, buna B1 diyelim. Due to hayvan. Bu B1'in büyüklüğü neymiş? Bunu da I1 ve L1 cinsinden buluyorum B1 dediğimiz için, değil mi? Tabii ki. Kaynağımız nedir burada? B1'in kaynağı. I1. I1. Geldim. Tamam. Hoş geldin. Derin. Ben. Hayvan bir manyetik alan oluşturur. Sayfanın içine doğru. Nasıl? O zaman şunu da söyle. Hayvan üzerine nasıl manyetik alan oluşturur? Hangi yönde? Bize doğru. Sayfanın dışına doğru. Tamam. Okey. O zaman sonra B1'nin... Onunki daha hızlı oldu hocam. B1'nin büyüklüğü nedir? Ama cevap burada da yazıyordu. Yazmasına gerek yok hocam. Gözüm kapalı yaparım ben bunları, estağfurullah. Öyle olduğuna çok sevindim. B1'nin büyüklüğü nedir? Haydi. Kaynağı bunun hayvandı. Mü 0. I 1. Bölü 2. Pi D. Değil mi? Dilan katılıyor musun? Evet. Tamam. Niye de? Hayır. D bölü 2 değil mi? Hayır, hayır, tamam. Oo, uçtum. Tamam, tamam. Aa, merkeze I bir oluyor. Peki. Şimdi üzerinden akım geçen bir kablonun manyetik alana koyarsak o kabloya ne etki eder? Kuvvet. Yani şöyle oluyor. Akım bir manyetik alana sebep oluyor. Bu manyetik alan da bir kuvvete sebep oluyor. Tamam mı? Tabii şuradan bir de kablonun içerisinde o kablonun içinde bir tane akım olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar, ikinci cismin üzerine etki eden kuvveti herkes yazsın bakalım önümüzdeki 20 saniye içerisinde.
Evet, var mı yazan söylesin hemen, yazsın bakalım. Ben şurada bir şeyi sormak istedim. Şimdi bizim B'miz bir vektör olmak zorunda ya. Yani bir vektördür, büyüklüğü ve yönü vardır, evet. Heh, bizim burada B1 bulduğumuz B1'de, M01I1/2π'de vektör olduğunu ifade eden hiçbir şey yok. Bu B1'in büyüklüğü, yönü de biz belirliyoruz değil mi? İşte sayfanın içine eksi k diyoruz değil mi? Evet. Ha, tamam, onu merak ettim sadece. Yani şöyle, şuraya da ekleyelim. Into the page. Hı-hı. Doğru. I2 L2 cross B1. Hı. Tamam. Ama vektör değil bu. Dolayısıyla şu an büyüklükleri inceliyoruz. L2B. Aynen. L2B1. O zaman F2 ne oldu? I2 L2 M0 1/2π'de. Mu 0 2 pi çarpı I1 çarpı I2 bölü D çarpı L2. Hocam bu F'in yönü sola doğru değil mi? Bunu da belirleyebilirim. Tamam, onu yapacağız şimdi, yapacağız. Tamam. Evet, aynen, onu da düşünelim hadi. Akımın yönünü biliyoruz I2 üzerine etki eden. Manyetik alan yönünü biliyoruz. Kuvvet nereye doğrudur? Sol. I1'e doğru. Tamam. O zaman I2'den oluşan manyetik alanın I1 üzerinde oluşturduğu kuvvetin yönü nereye doğru olur? Ama mikrofonum kapalıymış. Aynı yönün tersi. Şimdi oldu. Birbirlerini çekecekler. İsterseniz bunu da düşünebilirsiniz. Tamam mı? Buna F2, buna F1 diyelim. Peki F1'i bulurken burada ne değişir? Eksi. Hiçbir şey. Bir tek eksi olacak. Yanlış. Bu da yönden dolayı. Yanlış. L1 de değişecek. L1 de değişir. Tamam, doğru. Ha, farklı uzunluktalarsa evet, L1 olacak. Hmm. Aynı uzunluktalar diye şey ettim. Tamam, güzel. Force due to straight wires. Şimdi herkesin düşünmesini istediğim bir şey daha yapacağız. Evet. Haydi bakalım. I2'den kaynaklı I1 üzerine oluşan manyetik alanı, sonra o manyetik alanın yönünü bulduktan sonra o manyetik alanınla birlikte akım yönünü düşünüp bunun üzerinde oluşan I1 üzerinde oluşan kuvvetin yönünü bir dakika içinde herkes düşünsün, söylesin. 30 saniye olsun hatta. Otuz saniye sonra şey yapalım. Ben rahatsız edeyim size. Nereye doğru? Neyi nereye doğru? I1 üzerine etki eden kuvvetin yönü. Ha, evet, o şey, o solu. İtiyorlar mı birbirlerini yani? Evet. Evet. O zaman manyetik alan nereye doğru olur? Bir de sayfanın içine. Burada. Şey, o da sayfanın içine. Kafam karıştı. Benim de kafam karıştı. Şimdi
bire baş parmağımızı koyduk. Dört parmağımız sayfanın içine giriyor. Sonra ikiye baş parmağımızı koyduk. Dört parmağımız yine sayfanın içine giriyor. İki tel içinde manyetik alan sayfanın içine doğru. Doğru diyorsun. Oradan da yine ben kendim için dört parmağımı B'ye aynen koyduğum zaman akımda aşağı gidince avuç içim sağ tarafı gösteriyor. Sonra dört parmağımı yine sayfanın içine koyup baş parmağımı yukarı aldığım zaman akım sola gidiyor. Akım diyorum, kuvvet pardon, kuvvet sola gidiyor. Çok iyi anlattı, ben anladım. Dilan sen anladın mı? Ben anladım. Süpersin. Ya hocam bu bunlar şey yani lisede bizim hocamız birazcık manyaktı. Böyle çok hardcore anlatırdı her şeyi. Ben evet, o yüzden bunları asla unutamıyorum yani. Ne mutlu, ne mutlu. Hatta ben... burada şey aynılar çeker, farklılar iter demiştik. Hoca herkesin kafasını karıştırmıştı falan yani. Güzel bir 12. sınıf geçirdim ben galiba. Hocam şu I1'in üzerinde oluşan manyetik alanın ismine B2 diyeceğim değil mi? I1 üzerinde oluşan manyetik alanı ya ne istiyorsan de ama kaynağının bu akım olduğunu ve şurada formülü kullanırken şuraya I2 yazacağını bil yani. B2 diyebiliriz. Yani şurada biz B1 dediysek evet o B2'dir. Tamam. Ama notasyonumuz fark etmez yani. Ama evet haklısın. Tutarlı olması açısından B2 dememiz gerekir yaptıklarımızda. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi 28.3'ü oku diye bir not koymuşum kendime de. O neymiş? Definition of ampere and coulomb. Coulomb zaten yük. Amper zaten akımın current flowing to the şey. Yani ne alaka ya? Okey. Tamam öyle tanımladığı bir sayfalık yazı var. Devam edelim. İsteyenler 28.3'ü okuyabilir. Bence çok bir önemi yok. Ben bu zamana kadar okumadım. Hiç de bir problem çekmedim. 28.4 Ampere's Law. Şimdi arkadaşlar, akım geçen bir cismin, kablonun ya da bir silindirin oluşturduğu manyetik alanı, yani şu bizim kafamızda uydurduğumuz şey var ya, o ortaya bir anda çıkan formül. Bunun bulabileceğimiz formül aslında bu. Bu şeye benziyor. Like Gauss Law. Okay. Tip olarak falan benziyorlar. Şimdi mantığımız şu sevgili dostlarım. Bir dakikamız kaldı. Hadi çıkalım gelelim. Amper Law'u güzelce başlayalım. Hoş geldiniz. Amper Law şundan bahseder. Benim bir tane kablo çizelim dönümüz. Bir akım geçiren bir kablonun oluşturduğu manyetik alan bulmak için şunu incelememiz lazım deriz. Biz şeyde ne yapıyorduk arkadaşlar? Gauss Law'da ne seçiyorduk böyle bir elektrik alanı bulmak için? Küçük bir nokta. Hayır. Gauss Law'da bir yüzey seçiyorduk. Bir alan seçiyorduk. Yüzey alanı. Şey yapmıyorduk bu Gauss içine yük atıyorduk. Şeyi. Evet evet. Gauss solid vardı. Hı. Solid evet. Surface pardon. Bir yüzey seçip onun için yük hapsediyorduk. Onun içine ne kadar yük hapsettiğimizi düşünüyorduk. Buradaysa arkadaşlar bir tane yol seçiyoruz. Yani mesela böyle bir daire seçeceğiz. Şu an genellemek istediğimiz için daire çizmeyeyim de şöyle bir tane path çizeyim.
yakınlaşalım biraz. Şunu biraz büyütelim. Şöyle bir yüzey var. Bu yüzeyin içerisinde bir tane yol seçiyorum. Şöyle bir yol mesela bu. Bu yolun içerisinde ne kadar akım hapsettiğimi düşünüyorum. Ne kadar akım hapsettim arkadaşlar? Bu yolun içerisinde ne kadar şey var? Bu yolu onun alanı kadar. Onun alanı kadar diyebilir miyiz? Yani hayır. I kadar deriz. İçinden I kadar akım geçiyor şu alanın. Doğru. Densitesi değişir. Evet. Okey. Yani şu an olmuyor. Kablo çok ince olduğu için densi değişmez de. Şöyle bir silindir verseydik ve yolumuz, seçeceğimiz yol şu kadar olsaydı hapsettiğimiz akım değişirdi. Yani şu an aslında densi de, yani şu an I kadar akım geçiyor içinden işte ya. Tamam. Closed path. Aynı zamanda şurası da area enclosed by the path. İçine çizdiğimiz çubuklar. Amper lotion diyor. Benim diyor seçtiğim kapalı yol, yani diğer, bu Gauss law'da neydi bu diğer aslında? Burada biz diğer yere ne yazıyorduk? EA. EDA neye eşitti? Epsilon 0 bölü Q en close bölü tamam, epsilon 0. Tamam. Burada da seçtiğim close path çarpı manyetik alan vektörü nü 0 çarpı içine hapsettiğim akım. Ay ama şimdi ben bir şey merak ettim. Et bakalım. Şimdi siz dediniz ki mu 0 ile epsilon 0 teknik olarak aynı şeyin karpuzlusu. O zaman neden birisi payda da birisi payda? Bunu açıklayın lütfen. Çünkü yani sabit sayılar bunlar. Ne fark eder ki? Yani bu 5, bu 1 bölü 20. Yani sayı bunlar. Tamam. O kadar yani. Tamam. Sıkıntı yok yani. Şey, gerçekten hiçbir önemi yok bunların. Bunlar sayılar. Ya büyük ihtimalle hesapları yapmışlar, tamam mı? Aralarında bir bağlantı olduğunu görmüşler bunların. Mesela elektrik alanında hapsedilen yükün. Ama vay efendim, yük 1 üzeri eksi 19 geliyor. 10 üzeri. Elektrik alanına alanı çarpıyorlar. 10 üzeri 4 buluyorlar, tamam mı? Ama bir bağlantı var. Ne yapacağız? Heh diyorlar. Bir tane epsilon 0 atalım bir yere. Bir tane sabit uyduralım. Bu sayıları denk eşitlesin birbirine. Burada da aynısını, tamam, yapınca, şimdi burada da aynısını yapınca 2 amper buluyorlar. Manyetik alan 10 üzeri eksi 4 geliyor. Ne yapalım o zaman? Şuraya bir 4 pi 10 üzeri eksi 7 atalım. Aa ne güzel oldu. Falan gibi şeyler. Tamam mı? Tamam. Bunu da bu arada bedel mi diye ezberleyebiliriz. Bedel mi? Geldim. Bedel mi? Bedele mi? Bedel mi be? Tamam. Hemen bir tane soru çizelim. Biz elektrik alanın bu alan yüzeyde ne olmasını istiyorduk alanda? Eşit. Ya da eşit değil de değişmez olmasını istiyorduk. Sabit, aynen. Sabit. İstiyorduk. Aynı şekilde burada da elektrik alanın, yani burada ne yapıyorduk? Şey yapıyorduk.
kaynaktan eşit uzaklıkta olacak bir yüzey seçiyorduk. Burada da manyetik alanı oluşturan cisime eşit uzaklıkta olacak bir yol seçeceğiz. Mesela burada nasıl bir yol seçersek seçtiğimiz yolun tüm noktaları eşit uzaklıkta olur? Dairesel. Ha, değil mi? Tamam. Genelde hep daire seçiyoruz arkadaşlar. 2 pi r geliyor. 2 pi r'yi atıyoruz dışarı falan filan. Bir tane örnek yapalım. Hatta iki tane örnek yapıyormuşuz. Bizim bu diğer dediğimiz şey path, değil mi? O seçtiğimiz daire parçası. Diğer dediğimiz şey aynen küçük uzunluk parçası. Tamam, tamam. Küçük uzunluk parçalarının hepsini manyetik alana çarpıp toplayınca bu ortaya böyle bir şey çıkıyormuş. Tamam, şimdi. Dilan, var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Kayıt alıyoruz. Okay. Hop. Tamamdır. Şimdi soru şu. Find the magnitude of the magnetic field due to the current carrying wire at r distance from the wire itself. Şimdi hocam bizim bu integralle yaptığımız formülün bize sağladığı tek şey r uzaklıktaki bütün noktalardaki manyetik alanı veriyor, değil mi? Yoksa m0 i bölü 2 pi d'den çok bir farkı yok teknik olarak. Bir daha m0 ya şöyle Amperlov bize şunu bulduran teori aslında. Yani, evet, çünkü o şey, integrali çözdüğümüz zaman B tamam, eşittir. Onu soracağız, işte, onu soracağız. Onu söyleme şimdi. Tamam peki. Ama evet evet, yani ilk başta yaptığımız şey bunun bir sonucu olacak zaten. Ama bu sorunun amacı o. Evet arkadaşlar, şimdi sizden yapmanız istediğimiz şey bir formula to use. Hangi formülü, hangi teoremi kullanacağız? Bunu herkes şöyle bir yazsın, tamam mı? İsmini yazsın, formülünü yazsın. İki, neyi kullanacağız? İşte onu yazdık. Sonra bize istenilen noktada bir tane pad seçeceğiz. Kapalı bir pad. Choose. Close the pad seçeceğiz. Bu pad'de, bu pad'in özelliği ne olacak Dilan? Bu pad'in içinde ney sabit olsun? Akımı sabit. Akımı sabit. Manyetik alan, manyetik. Aynen, aynen. Ve is constant. Yani mesafesi aynı olsa yeter aslında. Bu seçtiğimiz pad'in merkezi olan. Çünkü hatırlarsınız, manyetik alan akımla ve uzaklıkla ilişkiliydi. Bu manyetik alan sabit olunca, bir işte bir iki tane vektör çarpımı, iki tane vektörün çarpımını yapınca bu integralden dışarı çıkacak. İntegralin içinde uzunluk kalacak. Zaten bir tane daire seçmiştik falan filan filan. Tamam mı? Önümüzdeki 1,5 dakika içerisinde hadi herkes manyetik alanı bulmaya çalışsın. Bulacağı cevapta bizim I geçen, bu arada şey, şunun uzunluğu şey bayağı uzun, sonsuz bir şey bu, tamam mı? Bayağı uzun bir şey. Şu da aslında, bu da öyle. Ama biz sadece L1 uzunluğundaki kablonun üzerine etki eden kuvveti inceledik. Tamam mı? Zaten sonsuz inceleseydik sonsuz olurdu. Yani bu kablo yine çok uzun.
Long straight wire. Current carrying long straight wire. Anlaştık mı? Haydi yapalım bakalım. Hocam bu DL dediğim uzaklığı R cinsinden mi yazmaya çalışacağım? Benim hep kafam karışıyor. Tam olarak aynı noktada hep kafam karışıyor. Ya şimdi şöyle. DL küçük bir uzunluk parçası. Şimdi sen nasıl bir yol seçtin? Şöyle bir yol seçtik. Evet. Amaç şu. Öyle bir pad seçeyim ki manyetik alan sabit olsun. Yani mesafesi aynı olsun. Bu da zaten bir çemberdir. DL de aslında bunun küçük bir parçası. Aslında bu çemberin de bir yönü var. Çemberin yönünü de seçelim. Mesela manyetik alanı aynı yönde seçelim çemberin yönünü de. Tamam mı? Manyetik alanla çember, şimdi bu çemberin yönü de şu küçük bir uzunluk parçasının yönü de bu olmuş oldu. O zaman B dot diyen ne olur? Sıfır. Hayır, aynı yöndeler olduğunu söylemedik mi? Şimdi akımdan ne? Kaynaklı oluşan manyetik alanın yönü nereye doğru? Bu akımdan kaynaklı. Sayfadan dışarı doğru. Yani saat yönünün tersine. Saat yönünün tersinde. Sayfadan dışarı doğru demek doğru olmaz. Şurada içeri doğru mesela. Tamam. Biz bu çemberimizin yönünü de seçtik. Tamam mı? Bu bir vektörmüş ya. Onu da manyetik alanı aynı yöne seçtik. Kendimiz seçiyoruz onu. Böyle close path'imizin bir yönü var. Tamam mı? Close path'imizin bir yönü var. Yani buradaki tüm böyle küçük uzunluk vektörleri de saat yönü tersinde hareket ediyor. Aynı zamanda bu da manyetik alanda aynı yönde. Biz aynı yönde iki tane vektörün dot product'ını yaparsak ne elde ederiz? Bir. Bir. O iki vektörün uzunluklarının çarpımını elde ederiz. Ha ya da... Çarpı cos 0 elde ederiz. Evet, cos tamam. 0 da 1'dir. Heh, tamam, haklısınız. Ama biraz eksik oldu. Tamam, bu da 1'dir. Okey. Şimdi bu close bir pad. Peki arkadaşlar, bizim seçtiğimiz yolda manyetik alan hep sabit mi? Sabit. Niye sabit? I da aynı, R de aynı. Ha tamam. O zaman biz bunu dışarı atsak olur mu? Evet. Olar. Peki bu integral ne anlama gelir? Kapalı bir yolun küçük bir uzunluk parçası. Ben tüm uzunluk parçalarını toplarsam neyi elde ederim? Hayır. Tamam. Peki bu amper law'dan neye eşit olur? Mu sıfır çarpı I n. Ne kadar akım hapsetmişiz biz içimize? I. I kadar. Bize neyi soruyor? Pardon, şurada bir de B olacak. Bize B'yi soruyor. B'yi yalnız bırakalım bakalım Aydı. Mu bölü 2 pi r. New zero I over 2 PR. Tamam. Birimi nedir? Tesla. Tesla. Tamam mı arkadaşlar? Dilan, o diğer kısım biraz daha net oldu mu? Evet. Teşekkürler sorularınız için. Devam edelim. Şimdi bir tane daha soru çözeceğiz.
silindir, bir kablo. Gidiyor. Bunu biraz daha büyük çizeceğim. Bu kablonun yarıçapı büyük bir ar. Üzerinden akım şöyle geçiyor. Tamam. Sonra uniform current is flowing through the wire. Through the cylindrical conducting wire with reducer. Determine the magnetic field due to current at R bigger than küçük yaz. R bigger than R peki R smaller than R. Yazdınız mı dostlarım? Evet. Şimdi A şıkkında bize neredeki manyetik alanı bulmamızı istiyor? Dışarıdaki. Dışarıda mesela şurada. Buradakini bulmak için nasıl bir pad seçmemiz lazım? Öyle bir pet seçelim ki manyetik alan sabit olsun üstünde. Yine silindirin etrafını saran bir yuvarlak olabilir mi? Güzel. Şöyle bir şey değil mi? Peki burada manyetik alan yönü nasıl olur? Saat yönünün tersinde. Okey. Şöyle oluyor sanırım. Aşağıya doğru burada. Aynen. Tamam, bu hem manyetik alanın hem de diyelin yönü olsun. Diyeli biz zaten biz seçiyoruz. Hadi o zaman herkes yapsın bakalım. Amper lovu uygulasın. Amper lovu yazsın. Sonra amper lovu uygulasın. Bir dakika diyelim bu arada. Evet, ne yaptık sevgili dostlar? Bedel mi yazdık? Tamam. Sonra B'yi dışarı
Tık. Bu bir dakika bir dakika. Şimdi bu seçtiğimiz şeyin yarıçapı ne kadar olsun? Ben R artı A dedim. A da diyebiliyoruz. A mı? Küçük R, küçük R. Soruda verdi ya Dilan. Ha. Tamam. Bize özel olarak bir konumdakini istiyor. Küçük R'ye kadar. Tamam. Evet. O zaman sonra... şimdi ne yapalım Dilan dediğin gibi? B sabit olduğu için dışarı atarız B'yi. Önce dot product yapalım. Uzunlukları gitsin. Aynı yönde seçtiğimiz için ne olur? BDL cos 0. Cos 0 da 1 olduğu için BDL. Tamam. Gitti. Sonra ne oldu? DL'ye 2 pi küçük R'ye yazdık. İçerisinde hapsettiğimiz akım ne kadar? I. Tamam. O zaman ne olmuş oldu? Tamam. Okey. B şıkkı. Bu sefer neredekini istiyor arkadaşlar? İçeride. Evet, içeride. Nerede bir, o zaman biz içeride bir tane şey seçeceğiz değil mi? Aynen. Peki benim bu sefer içinde hapsettiğimi düşündüğüm akımı düşünürken hangi alandaki akımı incelemem lazım? Hepsini mi? Hayır, 2π küçük R'ye kadarını. Bu kadarkini değil mi? O zaman düşünmenizi istediğimiz ve soruyu yaparken yapmamız istediğimiz şey şu. Tüm kablodan I akım geçiyorsa bu pire karelik kısımdan mesela pi büyük R karelik kısımdan I kadar geçiyorsa küçük R'lik şu kırmızı alandan ne kadar geçer? Sorusunu Ionclose'da düşünüp orada da current density mantığı işte alanla olan ilişkisi falan filan. Hani cevabımızda current density olmasına gerek yok. Hiç alakası yani şu an soruda öyle bir şey demiyoruz da. Hani mantığımız o. Aynı şey gibi Gauss'ta kürenin içindeki elektrik alanı bulurken volume charge density'yi hesaplarken öyle şeyler yapmıştık. Anladığınızı düşünüyorum. Hadi. Buna da 2 dakika verelim size. Sorunuz olursa sorun lütfen. Tamam. Ama genel düşünmenizi istiyoruz. Buranın kritik kısmı Ionclose. Ben de su doldurayım hemen geleyim. Ben buldum derin. Ben de buldum. Ne buldun? Söyle bakayım. Mu sıfır I R bölü R kare çarpı 2 pi. Ama hangi R? Üstteki küçük R, alttaki büyük R. Aferin sana. Helal be kız. Ne? Sana. Anlamışsın işte. Niye ben anlayamaz mıyım? Yo, anlamışsın helal olsun dedim. Benim bugün alınganlığım üstümde derim boşver. Ya Allah, sen hocaya şeyi anlatmadın. Matematik sınavında yaşadığın trajikomik hikayeyi. Çünkü anlatmadın. Mehmet hocanın vakti yoktu dün. Evet, evet. Bu arada Mehmet Hoca'nın kulaklık takmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim herkese. Bütün evde sesimiz yankılanıyor şu an. Merhaba ev ahali. Bütün evde yankılansan oldu. Rekord ediliyor. Hemen YouTube'a koyuyoruz değil mi bunu? Public video.
Sıklık. Kanka ya bugün şeyler... Ne zaman derse başlasak annemle anneannem arkada kavga ediyor. Ya eskici geçiyor evden ya da caminin imamı fazla para vermiş evin içinde söylüyor ezanı. Yemin ederim her seferinde bunu yaşıyorum. Ay. İşte geçmiş olsun kanka. Aydınladı dünyalar böyle. Şey dersin bitmedi. Ne oldu sen? Konuşuyorum ya bir şey. Yok sen... ne istedin? Göstereceğim sana. Gel bir göstereyim. Dur ben hocam ben hemen geliyorum bir dakika. Çağrıldım. Tamamdır. Dilan ne bulduk? Ama soruyu da çözdüm. Dilan'la aynı cevabı bulmuşuz. Ben gidiyorum şimdi. Dedim ki I büyük R karelik yerden I kadar akım geçerse ay I büyük R kare ne? Pi büyük R karelik yerden I kadar akım geçerse pi küçük R karelik yerden I küçük R kare bölü büyük R karelik akım geçer. Sonra her şeyi yerine koydum. En son elimde çok çirkin görünen ama bulabildiğim bir formül kaldı. Tamam o da? O da nu sıfır I küçük R bölü büyük R kare çarpı 2 pi. Aynen öyledir. Süper. Peki bir soru daha. I bölü 2 pi R kare büyük R kare nedir? I ne? Şu ifade nedir? O ifade nedir? Akımın toplam alana bölünmesi. Density. Current density'dir bu. Current density'yi de istediğimiz alanla çarparak o alandaki toplam akımı bulabiliriz. Tamam mı? Yaptığımız şey bu aslında. Aynı zamanda oran orantı. Peki. Geldim. Hoş geldin. C şıkkı diyelim. C eşittir. Current density veriyor bu sefer. Current is not uniform. C eşittir. A R square. Where A is constant. Find the B at R smaller than R. Şimdi sorun bakayım bu konuyu ne kadar çok hatırlıyorum. Şimdi efendim. Yine B'yi sabit tutacağız değil mi? Tabii tabii yap. Amperlov'un sol tarafı hep aynı. Amperlov'un sol tarafı bu. Tamam mı? Amperlov'un tamam. Sol tarafından bu gelir. Sağ tarafındaki ya bizim burada içine hapsettiğimiz yük ne kadar? Şimdi biz current density'yi nasıl tanımladık? Ta en başta current density'yi nasıl tanımladık arkadaşlar? Herkes bir baksın bakabiliyor sonuçlarına. Birim hacimdeki aman birim alandaki akım dedik. Tamam. Alandaki ilişki nedir akımla? İşte burada. Evet. Alalım bunu yanımıza. Aa. Şimdi. Peki. C'miz neymiş bizim burada arkadaşlar? AR kare. AR kare. Evet. Değişiyor. Direkt ılıcısına yazamayız. Peki bizim bir istediğimiz bu alanda küçük alan parçasını nasıl ifade ediyorduk biz bir daire için? Küçük alan parçasını. Şey. R kare dr. Hay yok 2 pi r dr. Ama alan. 2 pi. Bak ben yine gittim.
Şimdi bak, bu küçük alan parçasını şöyle hesaplarız. Çok küçük çemberler alırız. 2 pi r uzunluğunda ve dr kalınlığında. Bu ring width 2 pi r length dr width. Tamam, bak şurası 1 metre uzunluk. Şurası da metre. Şurası küçük. Sonra biz bu tüm halkaları r cinsinden integral alarak tüm halkaları birleştire birleştire alana gideriz. Tamam mı? Bu bizim aslında böyle ilk midterm'de çalıştığımız bir konseptti. Böyle tüm halkaları birleştire birleştire giderken tüm koskoca bir alan elde edebiliyoruz. Tamam mı? O yüzden şu şeyi silelim. Bu bizim DA'mız. Okey midir? Peki bizim, tamam mı da Dilan, bu önemli bir bilgi. Evet, hatırladım hocam. Tamam, okey. Peki, şunu ayın close diyelim. Biz nereden neredeki akım merak ediyoruz arkadaşlar? İçerideki. Yani şey, küçük R'nin içindeki. Yani A R kare 2 pi r dr dersek, dr cinsine integral alırsak, integral nereden nereye olacak? Sıfırdan küçük r'ye. Dilan? Evet. Evet mi diyorsun? Tamam, ben de aynısını düşünüyorum. Ben de evet diyorum. Tamam, bu bilgi ışığında A cinsinden, işte artık ne cinsinden geliyorsa, r cinsinden falan filan manyetik alanı buluyoruz. Haydi. Bu integrali de alıyoruz. Hocam J'nin akıma bağlı bir şey olması gerekmiyor mu? Yanlış mı düşünüyorum? Yani şimdi biz bu integrali yaptığımız zaman E enclosed'un içinde herhangi E'ye bağlı bir şey olmuyor. Olmasın. He, aynen. A var, bir şey var, R var. Yani o zaman E enclosed'u E cinsinden yazamayız ki. Ben anlamadım. Yani AR kare diyorsa, burada bir A sabitse, A dediğimiz şey senin tam bu aklındakileri çözmek için orada. A'nın birimi belki amper bölü. Bak, A'nın birimi ne? Şunun birimi ne? Şunun birimi? Amper bölü metre kare. A'nın birimi nedir? Şurasında metre kare varsa. O ne? Metre m üzeri 4 bölü a. Amper bölü m üzeri 4. Ha, pardon, evet tam tersi. Yani aslında bu a ifadesini kullandığın yerde akıma dair bir şeyler var. Ha, ama iyi yok. İyi yok. Yani illa iyili bir şey yapmak istiyorsan soru da şöyle yapar. Önce a'yı bul der. Tamam mı? Yapalım onu da. Öyle bir soru çözmüştük ikinci midterm'de. Evet, hatırlıyorum öyle bir şey de, bu işte o, J, tam oturmadı şu an. J AR kare ise toplam akım I ise, tamam, onu da yapalım. And find A. J AR kare ise sıfırdan R'ye kadar tüm alanı hesapladığımızda toplam akım I ise, şu bilgileri kullanarak, çeşitli integral alarak, sınırları düşünerek A'yı I cinsinden bulunuz. Anlaşıldı değil mi? Herkesin ne yapacağına dair bir fikri var değil mi bunu? Galiba. Tamam, güzel. Hadi 1,5 dakika verelim. Ben şunları siliyorum.
Yaptım ben. Herhalde. Oit. Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Şey diyeceğiz işte. I eşittir sıfırdan r'ye r kare çarpı 2 pi r dr. Böyle mi? Evet. Bu yazdığımda bir yanlışlık var. İntegral sınırım küçük r mi olacak? Büyük r olacak. Değil mi? Sen büyük r yaptın değil mi? Hayır. Küçük r yapmıştım. Ama küçük r yaparsan sadece şurayı alırsın. Ama hepsinden geçen akım I. Yani sıfırdan büyük R'ye kadar geçen akımı düşünürsek toplam akım bunu bulamaz mıyız? Ama ben şey diye düşündüm hocam. Şu amper law'u uygularken küçük R'den geçeni bulacağım ya. Onu düşünerek yapmıştım. Ama hani... bize haklısın. Onu da yapacağız. Ama A'yı bulmak için bizim J'den toplam akıma gitmemiz lazım. Sen buraya I yazıyorsan eğer, ki burası I yani tüm akımı diyorsunuz. Eğer buraya I yazıyorsak şunu demek istiyoruz. Tüm akımı tamam. İstiyoruz. Tamam anladım. Ama amper law'da biz tüm akımla ilgilenmiyoruz. Sadece hapsettiğimiz akımla ilgileniyoruz. Ion clause'la ilgileniyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla o I olmaktan çıkıyor artık. Derin, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben önce B'yi buluyoruz sandım. O yüzden Dilan'ın yaptığında hiçbir sıkıntı görmedim. Ama önce A'yı buluyormuşuz. Tamam. O yüzden... tamam, B'yi de bulacağız zaten. Güzel. Tamam, ben de şimdi tam buluyordum ki ve büyük mega hesaplamalarım sonucu Ö eşittir. Sen ne geliyor? Evet buradan evet dinleyelim evet. Seni de dinleyelim derin. A pi r üzeri 4 bölü 2. Nerede kalmıştım? Bunu yaptık. R üzeri 4 bölü 4. İkiler gitti. Aynen. I eşittir A pi büyük R üzeri 4 bölü 2. Tamam. Okey. Ha onları sadeleştirdim. Haklısın. A da 2 I bölü pi büyük R üzeri 4. Maşallahlı bir şeymiş yani. Okey miyiz? Evet. Dilan cevabında bir tek şurada küçük R bir şey olması lazım değil mi? Şurası hariç anlaşmamız gerekiyor. Evet hocam. Evet. Şimdi biz niye bunu bulduk? Ha, önce bunu bulmamız istiyordu. Sırada ne var? Bize B. R kısmındaki manyetik alanı soruyor. Gene B şıkkındaki gibi R kadar uzaklıktakini soruyor içeride. Ama current density sabit değil. Direkt alanla çarpamam. Çünkü her uzunluğa göre değişiyor. O zaman benim integrali kullanmam lazım. O zaman ilk yaptığımız gibi olacak. Sadece küçük r olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. En sonda A yerine cevabımızda bulduğumuzu yazacağız. Ki Derin'in ilk başta sorduğu hocam akımla ilgili bir şey çıkmadı sorusuna bir çözüm üretmiş olalım. Tamam mı? Yaşasın. Hadi bakalım. Bir Derin hadi oldum. Yapıyoruz. Ben B'yi de buldum bu arada. Tamam. Ben de tamam. Ne sandınız hocam? Bizi kötü öğrenci mi sandınız? Kötü öğrenci zannetmedim hiç. De ben kendimle yavaş kalmışım ya. Estağfurullah hocam hiç.
Bizim boş vaktimiz daha fazla. Siz bize bir de ders anlatmaya çalışıyorsunuz. O daha zor, merak diyorsunuz etme. Diyorsunuz ki. Böyle diyorsunuz ha. Evet. Oy, öyle demiyorsunuz. Öyle diyorsunuz lan siz. Şu TPR'lar direkt gidiyor mu? Ne güzel. Hı. Cevap da şey. Söyleyin bakalım cevapları hadi. Ben geliyorum. Tam az geliyorum ben. M0 bölü. I mı? Evet. A'yı bulduk ya kız. Ha, bir dakika şimdi. Burası rekare mi reküp mü? Küp. Onu boş ver. A'yı niye yazıyorsun? Ulan bu da A'yı yazmadım. B eşittir. M0 bölü R üzeri 4 çarpı 2. Ben nü 0 çarpı pi çarpı r küp bölü 4 buldum. Yahu biz a'yı bulduk ya. A'yı yerine koysana çocuğum. Tamam. Doğru diyor. Yani koymasak da olur ama koyalım yani. O da a m üzeri a m 0 bölü 4 oluyor be. Ha ben R'ye dair, aha ben R'yi yazmayı unutmuşum. Reküp, evet. Bakın şurada da 2 pi R'ler gitmiyor arkadaşlar. Şurada 2 pi'ler gider. R integralden çıkmıyor. Burada da bir tane R kalıyor. Evet. Oraya da azaltıyor onu. Aynen. A, M0, reküp bölü 4. M ne? M diyorum. Ya mü, M işte. M diyorum ben. Mü diye niye uğraşacağım? Tamam. Nü sıfır ay r küp bölü pi iki pi, böyle bir şey mi geliyor? Hocam o iki de gidiyordu sanki. Hocam I m sıfır r küp bölü büyük r üzeri 4 çarpı 2. Evet. Piler gidiyor, piler gidiyor. Var şurada pi. O bir tane paydadan pi'yi silin hocam. Öyle olacak. Hayır bir dakika şimdi. Şurada bir pi 2 pi r var integralin içinde. Şurası şey. C, D, A. Düşünelim şimdi. Tamam. Bu 2 pi r ile şu. Evet 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 paydada bir pi var. Evet evet paydada pi var. Tamam. A'nın içerisinden de bir tane pi geliyor. Evet evet. Ö'me 0 r küp bölü R büyük R üzeri 4 pi 2. İşte tam işte o geliyor aynen. Burası ile şurası birbirini götürüyor yani. Ben cevabım bu olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Okey miyiz? Onaylıyorum. Artı birliyorum. Sevgili Dilan sende ne farklı? Bir tek pi mi farklıydı? Ben fazladan sadeleştirmişim. Olmayan şeyleri mi götürdüm Dilan? Bu da böyle. He. Güzel soru çözdüm. Onun kapalı konuşuyorum sürekli. O bana da oluyor. Evet. Kapalı dediğiniz şey mi? Complete değil yani. Açık olmayan. Neyse. Bu da böyle gençlik. Biz mola vermedik ya. İyi de gidiyoruz aslında da. Bir 4-5 dakika beynimiz dinlensin gelelim mi? 49-50 gibi. 4-5 mi yoksa 9-10 mu? 4-5 yetişmeyecek yoksa. Ya yani bugün bitiremeyiz konuları da. Yine de 4-5. Daha bir saatimiz var ya. Ne? Bir saatimiz yok. Bir saat, ben yine 12.40'da başladığımızı düşündüm. Pardon. Tamam. Ama yani bugün bitmese de bayağı yol kat edeceğiz. Gene o zaman mola vermemize gerek. Okey. Tamam. Hemen kitaba bir dönelim. Amperlo bakın çözdük. Bunun sayılarla halini çözmüş. Çok iyi. Sınavdan bir soru gitti inşallah. Solenoid. Solenoid de formül yani bir şey değil. Bir tane formüle ulaşacağız. Kağıdımızı yazacağız. O formülü kullanarak çözeceğiz. Bu kadar.
Evet, 28.5. Magnetic field of a solenoid and a toroid. Solenoid diyelim şimdilik. Ya da solenoid'den toroid. Önce solenoid inceleyeceğiz. Dolayısıyla solenoid. Şimdi solenoid dediğimiz şey nedir? Solenoid dediğimiz şey şudur. Bir tane kabloyu alırız. Tamam mı? Şöyle döndürürüz. Bunu daha güzel çizmek için şöyle bir dikdörtgen çizeyim önce. Gerçi ne alaka ki? Neyse, bir tane kablo çiziyoruz. Hemen döndürüyoruz şöyle. Tamam. Şimdi diyelim şöyle akım geçse, şöyle akım geçse, şöyle akım geçse, tamam mı? Yani şöyle şöyle gidiyor akım. Nasıl olur ki ya? Dört parmak akım yönünde sarsın. Bir saniye. Liseden öyle hatırladım. Ne yöne sardığımız da önemli. Saat yönünde mi sardık? Saat yönünün tersinde mi? Tamam, tam aşağı sardık. Doğru sar. Öyle yani yap. O ne? Şöyle akım geçiriyoruz. Şöyle şöyle gidiyor akım, tamam mı? Yani saat yönünün tersinde sarıyoruz. Yani nereden baktığına göre değişir. Yani şuradan bakıyorsak, şuradan bakıyorsak saat yönü tersinde oluyor, evet. Neyse. Dört parmağı alıp direkt böyle akıma, akım yönüne doladığımız zaman baş parmak nerede kalıyor? Sağ. Dilan? Ben hala bunun nereden geçtiğini anlamadım akımı. Akım böyle geliyor, şöyle devam ediyor. Şey, arkadan mı saracağım? Mesela bir dikdörtgen çizmiş olsaydım, o dikdörtgeni ilk başta arkadan mı sarmış olacaktım? Ha, haklısın. Evet, elimle. Evet. Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. Yani şu kısımlar arka kısmı. Şurası arka kısmı. Tamam. O zaman sağa doğru. Tamam, süper. Haklısın ama yani çizim net değil. Ben de kafam az önce o yüzden karıştı zaten. Dolayısıyla şöyle manyetik alan çizgileri oluşur. Ya da biz bunu şöyle düzde çizgiler oluşacaktır. Solenoid bu. Tamam mı? Şimdi bunu daha açıklığa çizmek için şöyle bir şey kullanacağız. Şu noktada akım bize doğru mu geliyor, içeri doğru mu gidiyor? Şurada. Orada akım arkadan geliyor, bize doğru geliyor. Out of page diyebiliriz, değil mi? Out of page. Ha, evet, bize doğru. Tamam, süper. Şimdi bakın, bunu farklı bir çizim yapacağız. Out of page. Şu aşağıda ise into the page, değil mi? Şu dolanıyor, evet. İçeri giriyor. Çıktı girdi, okey. Bu alternatif bir bakış açısı. Bizim kullanacağımız bakış açısı da bu. View 1 to 2 diyelim. Manyetik alanda güzel çizecek olursak, yine aynı renkleri kullanalım.
Manyetik alan da şöyle geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Şu çizdiğimiz kahverengi ya da mor mu artık neyse, onlar da akımlar, akımların yönleri. Biz böyle içinden bakıyoruz gibi olmuş. Current, out of page. Current, into the page. Şimdi biz neyi merak ediyoruz? Neyi bulacağız biz sizce? B'yi. Manyetik alan değil mi? Source of magnetic field konusu. Başlığımızda magnetic field of solenoid. Tamam. Peki bulmak için biz ne öğrendik? Bir tane bir şey öğrendik. Nu sıfırlı formül. Amper law. Amper law'u öğrendik. Evet. Bir tane yol seçiyormuşuz amper law'da değil mi? Tamam. Bu soruda yolumuz bir tane dikdörtgen. Köşelerine isimler veriyoruz. A, B, C, D. Ya da kare de olabilir bu. Fark etmez. Bir kenarının uzunluğu da L. Hikayemiz devam ediyor. We want to find magnetic field inside a very long, closely wrapped solenoid, closely packed solenoid. Şimdi amper law'umuzun integralli kısmını söyleyebilir misiniz? Neydi? B dot dl. Bedel. Şöyle şeyler söyleme, beynimden çıkmıyor sonra. Güzel güzel işte. Unutmazsın. Amper law'un sol kısmı bu mu? B dot dl. Evet. Bu kadar mı? İntegral. İntegral kısmı o yani. Bir de integral de var hocam. O integralin içinde bir de daire var. Tamam. Başka ne var? Eşittir var onun bir de. De vektörler bunlar değil mi? Ha, okları da var. Var da var yani. Ama zaten dot yaptık ya. Cos sıfırla yaptık. Bulduk. Nerede yaptık? Dur kız daha dur. Önce... Daha yapmadık. Kesin cos sıfır değil değil mi? Daha hiçbir şey yasayı yapmadım. Biraz önce dur. Tamam. Daha hiçbir şey yapmadık. Yani bize diyor ki bir tane pet seç diyor. Benim anladığım o yani burada. Bir tane pet seç. Tamam. Şimdi bu pet, şimdi bizim bakın şu yeşil olan, şu yeşil diyorum. Şu yuvarlak şey şu demek. Close bir pet. Yani başladığı yere geri dönmen lazım diyor. O zaman integrali şöyle yazsak olur mu arkadaşlar? Bakın. A'dan B'ye, şu A'dan B'ye bir tane B diğer. Sadece şimdi close oldu mu bu? Ya olmadı. O zaman ne yapmam lazım? A'dan D'ye. D'den C'ye. Aynen öyle. Hepsini yazıyorum. Hadi yazalım. Ama bunun yönü önemli mi hocam? Yönünü seçelim. Yönü manyetik alanla aynı yönlü olsun bence. Değil mi? O zaman evet, A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den A'ya. Ha şöyle, aynen. Ha yönlü integral sınırlarından belirlemişiz zaten. Aynen öyle ha. İyi dedim vallahi. A'dan B'ye zaten gidiyoruz. Doğru.
En son D'den ay. Close pet olduk mu? İşte şimdi olduk galiba. Olduk, tamam. Siz D'li ok yazınca işte şimdi close'da olduk. Şimdi. Hocam o ne? Artı D'den A'ya BTL. Nasıl yani? Şu en dördüncü ne? Ha D'den A'ya. Dört tane tamam. yol var ya kanka. A'dan B'ye, tamam. B'den C'ye. Şu kenar. Tamam. Ben onu... Yok bir şey ya, tamam. Ha yok. Tamam okey. Şimdi. Peki şimdi hocam ben çok minik bir şey sorabilir miyim? Biz demiştik ki Amperlov yaparken akımın B'nin her yerde mutlaka aynı olması lazım. Yani genel yaklaşımımız oydu. Hani genel olarak çember seç. Ne oluyor, biz neredeyiz ya? Aşağıdayız. Bir dakika. Şunu kesiyoruz. D'de geçiyoruz. Aa yanlış yere yazmışız. Buradan devam ediyoruz. Tamam. Genelde biz yani daire seçerek işlemlerimizi yapıyoruz. Hani Gauss'ta da küre seçiyoruz gibi. Ama bazen de böyle. Mesela bu solenoid sorusunda rectangle'ı seçebiliriz. Hani herhangi bir, bak şurada onu anlatmaya çalışıyor aslında. Rastgele bir yol çizdik ya burada. Herhangi bir pet olabilir bu. Ama B'nin aynı olması gerekiyor dedik. Ya da dört parçaya ayırırız, onları ayrı ayrı inceleriz. Burada olduğu gibi. Aslında her zaman değilmiş. Onu öyle kullanmasak olurmuş, evet. Ha yani B aynı olmak zorunda değil. Ya şöyle... Eğer B aynı olmazsa ve sen sadece bir tane böyle bir yol seçersen, tek bir tane, tek bir integral yani seçersek, o zaman B aynı olmazsa biz onu integralin dışarı atamayız. Şurada. Atamazsak yapamayız. Bu sorular için. Tamam mı? Ama aşağıdaki soru için, solenoid tamam. için. Hadi devam edelim o zaman işlemlerimize. Şimdi mesela şeyi düşünelim. Şu soru şu olsun. Şu BC integrali için DL'in yönü nereyedir? Yukarı. Ha. Manyetik alanın yönü nereyedir? Manyetik alanın yönü nereyedir arkadaşlar? Aşağı değil mi? Hayır. Şey yine aynı yani. Sağ. Aynen öyle. Diğer yukarı manyetik alansa. O zaman burası ne olur? Dot product. 90 0. DA için düşünelim. Diğerin yönü nereye doğru? Aşağı. Aşağı. B'nin yönü nereye doğru? Sağ. O zaman şöyle diyebilir miyiz? BC ve DA için manyetik alan diğer vektörlerine dik, dolayısıyla B dot diğer nedir? Sıfır. Evet, tamam. Bunlar gitti. Çat çat. Sonra bir de şöyle birinde not yazacağız. Bir de şey desek olur mu? Hani solenoidin içinde ki manyetik alan dışarıdaki manyetik alandan çok daha büyük olsun. Yani mesela şu AB integrali için DL nereye doğru? Sola. Sola doğru. Dışarıda manyetik alan çok küçük. O da gene sağa doğru olsun. CD için CD yolumuz sağ, manyetik alan da
Sağ ol. AB için, yani dışarıda için şöyle bir varsayım yapacağız. Dışarıdaki manyetik alan içeridekine göre çok küçük, tamam mı? Is source, yani şöyle yazalım. BA vektörünün büyüklüğü CD vektöründen çok küçük. Dolayısıyla ihmal mi? Aynen öyle. Neglect AB B diğer. Tamam, olsa yani 1 milyona 1 gibi bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar bizde ne kaldı? CD. Aynen öyle. Bizim closed path integralimiz döndü, dolaştı. C'den D'ye giderken B dot DL oldu. B dot DL ne olur aynı yöndelerse bunlar? Bir. BDL olur. BDL olur. BDL olur. Bir de. BDL olur. İçerideki manyetik alanı da sabit. O zaman atalım mı beyim? Allah'tan. Allah'tan sabit, sabit olması alardık zaten. Aynen öyle. C'den D'ye. Peki bir yol, küçük bir yol parçasının C'den D'ye integralini alıyoruz. Bunun sonucu ne olur? Büyük bir yol parçası yol. Yolun tamamı olur. Yolun tamamı uzunluğu neymiş? CD. Onu da vermiş bak kenar uzunluğunu. Ha, L, tamam, onu görmedim. Tamam. Güzel. Peki bizim sahip olduğumuz IN clause nedir? Biz içerimizde ne kadar akım hapsettik? 2. Heh, aynen öyle. Şöyle yapacağız yani. Eğer bizim solenoidimizin toplam uzunluğuna L dersek ve en tane tur varsa burada, yani şöyle, yani genellemek istiyoruz ya, L uzunluğunda en törne sahip bir şey olursa, o zaman biz L uzunluğundaki bir yol için en tane akım hapsetmiş oluruz. Hani akım en kere bu dikdörtgen içine girmiş olur. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Where n is number of loops. Hani solenoidin özelliği bu, hani o akımı katlayabiliyor. Çok fazla, yani büyük manyetik alan oluşturabilen bir sistem. O kabloları böyle dolamamız birbirine. Tamam mı? Inductor dediğimiz şeyin de çalışma prensibi direkt bu zaten. Da final konusu. Dolayısıyla amper loğu tamamlıyorum. BL eşittir. Neye eşit olur BL? Amper loğu tamamlarsak. BN sıfır çarpı NI. Evet, evet. İkiniz de haklısınız. O zaman manyetik alan ne olur arkadaşlar? Geliyoruz biz. Bitti, bitti sayılır. Nü sıfır. Monil. Ay böyle. El. Tamam, şimdi bir şey daha. Buradan devam ediyoruz. Buradan bu bir cevap. Tur sayısını ve uzunluğunu verirse bunu kullanırız. Şöyle de verilebiliyor. N çarpı I. Burada N ne olmuş oldu arkadaşlar?
tur sayısı bölü uzunluk. Yani birim uzunluğa düşen tur sayısı diyebilir miyiz? Çok mantıklı. Birim uzunluğa, yani tur bölü uzunluk birim uzunluğa düşen tur sayısı. Yani bunu iki şekilde verebiliyor. Genelde bunu tercih ediyor sorunu hiç sorarken. Bunu vermek istiyor. Yani bunu şöyle karşılığa çıkar. Bir, tur yoğunluğu per unit length, per length diyelim. Ya da number of loop, daha düzgün bir şekilde söylenmiş hali. Number of loop per unit length. Tamam mı? Bizim için önemli olan, kağıdımızda yazması gereken şurası. Bunu da şöyle güzelce bir sol, solana yazalım. Şimdi hemen evet Ege, senin için toroidi de yapıp dersi öyle bitireceğiz. Aynen öyle. Bu iyiliği de sakın unutma Ege. İyi dersler Ege. Tamam, merkez burada. Toroid de şöyle. Hop. Böyle bir metal var. Bu metalin etrafına kabloyu doluyoruz. Ben şöyle biraz baştan sağma yapacağım. Daha sıkı yapabilirsiniz. Güzel gözüküyor. Gördüğüm tek şey bir sürü integral. Başka hiçbir şey göremiyorum. Ben de John Smith'i görüyorum sadece. Hafızalarımız. Tamam. Evet. Mesleki evet. Deformasyon. Güzel. Bu toroid. Use Ampere's law. Ampere's law to determine the magnetic field A inside B outside of the toroid. All right. Tamam. Ha, bir de bunları şey çizelim. Şöyle arkadan akım. Bir de şuradan küçük bir silke alalım. Aynı zamanda bu da böyle çıksın. Akım böyle üstten girsin, arkadan çıksın. Tamam. Akım üstten girerse, dört parmağımızı yani üstten dolarsak manyetik alan nereye doğru olur? Saat yönünde. Değil mi? Dilan ne düşünüyorsun? Ya. Akım saat yönünde diye düşünmedim ben. Sen geliyor saat şöyle. Tamam, her seferinde öyle dolayacağım. Manyetik alan böyle olmuş oldu. Şimdi bunu hemen alternatif bakış açısı yapalım. Yine akımların içeriden dışarıdan çıkıp çıkmamasına bağlı olarak. Şöyle şu kesidi alayım. Ya da şu kesidi alayım, tamam mı? Yani şöyle. Şöyle bir kesik düşünürsek. Şu kesitte manyetik alan şöyle aşağıya doğru akarsa. Evet.
Akım dışarı dış kısımda. Sayfadan içeri doğru mudur, dışarı doğru mudur? Bize doğru, dışarı doğru. Dilan? Değil mi? Aynı. Ben tespit edemiyorum ya. Bak şuradan üstten dolamaya başladık. Şöyle dolana dolana gidiyor. Tam B'nin yönünü anladım. Tamam o zaman. Aynı elin dolamaya devam et ve dört parmağın manyetik alan yönü olsun. Yani tam şuradayken mesela doluyorsun. Dört parmağın doluyoruz, tamam mı? Simit burada. Şöyle. Simit burada. Dolarken iç kısımdayım. Bak dört parmak iç kısımda. Nereye gösteriyor? Into the page. Sonra dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Şöyle çıkarken nereyi gösteriyor? Out of page. Evet, tamam anladım. Oldu mu? Evet, iç kısmında into the page oluyor. Heh. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Çıkış kısmında out of page oluyor. Into the page oluyor, out of page oluyor. Into the page oluyor, out of page oluyor. Tamam, bunu da öğrendiğimize göre, anladığımıza göre. Şimdi içerideki şeyi soruyoruz. Ne anladı? Magnetic field. İçeri dediği şurası. Şöyle yuvarlak pet seçmemiz mantıklı mı? Yuvarlak bir cisim olduğu için. Evet. Amper çok pet mantıklı. Seçelim. Amper pet seçelim bir tane. Hatta şunun rengini değiştirebiliyor muyuz? Şöyle bir şey olsun. Pet 1. Solution. Eight. Aynısı olacakmış gibi bir his var. Tamam hadi yapalım içeride. Hadi hemen amperle uygulayalım. İntegral. İçinde daire olan. Tamam. Void. 2 pi mi? DL hocam lan ne yaptınız? Direkt şöyle yazıyorum ya. Ha B 2 pi tamam. Çok daha mantıklı olur evet. Yani eksik olur ama hızlı olur. B 2 pi R. Şu uzaklığına da R diyelim. Eşittir. Nü 0 I enclosed. I enclosed ne olur arkadaşlar? Burada n tane tur varsa. Ne? I. Onu da yazalım hemen. Money. If toroid has n turns. Tam B ne olur? Hemen yaptık. Money bölü 2 pire. Money bölü 2 pire. Tesla. Ama küçük R değil mi hocam? Büyük R değil. Küçük R. Inside of toroid. Şurada ne kadar olur arkadaşlar? Şurada. Sıfır. Neden sıfır? Çünkü I am closed yok. Güzel. Dışarıdakini için şöyle bir dışarıda kocaman pet seçsek mantıklı olur mu? Olur. Ama tahminimce yine sıfır buluruz. Çünkü yukarı çıkan akımla aşağı giden akım aynı. O da yine I am closed'da sıfır yapar değil mi hocam? Tahmin evet. Ettim şu an. Evet. Tahmin ettim yani. Süperdi. This pad to encloses ne yapar bu? This pad ne kadar enclose eder? N tane out of page current, N tane into the page current, değil mi? N loop
carrying I into the page. Aynı zamanda end loop carrying I out of page. Dolayısıyla bunlar birbirine zıt yönde olduğu için buradan aldığımız ders net enclosed current is zero. O zaman hocam bu içte çok küçük bir şey almıştık. Ona neden sıfır dedik? İşte çok küçük bir şey almıştık dediğinin nedir? Tam anlayamadım orasını. Yani mesela şimdi A şıkkında inside'a baktık ya. Evet, içeride bir tane loop seçtik. Tamam, sonra o daireden daha küçük bir daire aldığımızda sıfır dedik ya akımı. Evet, B'si. Şöyleyken şöyle bir şey olduğunda. Evet, neden öyle dedik? Tamam, bu dairenin içerisine hapsettiği akım miktarı ne kadar? Yok. Tamam, o zaman ne olur? Var mı? Yok, akım kablodan geçiyor. Hiç kablo yok ki bunun içinde. Bak, boşluk. Yani doğru. Şuradaki manyetik alan nedir? Gibi bir soru. Tamam. Tamamdır. Ama burada böyle yaptığımız zaman artık hani şu içerideki into the page'leri alabilmeye başlıyoruz. Şu senaryoda. Dışarıda ise hem into the page'leri alıyor hem out of page'leri alıyor. Dolayısıyla sıfır oluyor. Tamam mı? Oldu mu? Oldu vallahi. Evet. Ne mutlu, ne mutlu. Outside of toroid. Bu ekip manyetizmayı halletti ya. Bence iyi gidiyoruz. Benim düşüncem o şekilde. Hayırlısı hocam. Soru çözmemiz lazım. Soru çözmeniz lazım. Soru çözmemiz gerekiyor. Tamam. Oit. Nereye gittik? Toroid de böyle. Bunlar da kağıdımızda yazacak. Toroid derse bir döneceğiz bakacağız. Kağıdımızda yoksa internete yazacağız. Tamam mı? Tamam. Hop.